Peki kampüs alanında değil de meslek yüksekokulu yerleşkesinde eğitim alacak öğrencilerimiz bu konuda ne gibi avantajlar sağlıyoruz? Şimdi aslında Meslek Yüksekokulumuzun merkez yani kampüs yerleşkemizde olmaması bazı öğrencilerimiz için ilk duyduklarında yani bir tedirginlik oluşturuyor. Öğrenci bakış açısıyla baktığım zaman evet ilk başta bir tedirgin olmalarını hak verebiliyorum. Ama bizim Meslek Yüksekokulumuzu sanayi bölgesi içerisinde Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü yerleşkesinde konumlandırmamızın temel sebebi üniversitenin genelinde sektörle iç içe getirebileceğimizi aslında dayanağı oluşturabilmek. Gerçekten eğitim aldıkları süre boyunca sanayi bölgesindeki diğer kuruluşlarla bir şekilde biz etkileşim oluşturmaya çalışıyoruz ve bir araya getiriyoruz öğrencilerimizi. Bu konuda Barabasi'nin Bağlantılar diye bir kitabı var. İş dünyasının ya da insanların bir şekilde tüm dünyada birbiriyle bağlantı kurabileceğini, dolaylı ya da dolaysız yoldan bir ağ oluşturabileceğini söylüyor. Biz aslında öğrencilerimize bu bağlantı kurma konusunu iş dünyasına atılmadan, henüz öğrenciyken sağlamış oluyoruz. Burada yerleşkenin içerisinde sanayi bölgesindeki o ticaret odasındaki üye olan kuruluşlarımızın desteğinin haricinde bir de Akıllı Teknolojiler Merkezimiz, Konya Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik ve Dijital Dönüşüm Hizmetleri Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Konya Ticaret Odası Diş Ticaret Merkezi, Konya Ticaret Odası Model Fabrika, Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi ve Konya Ticaret Odası Fuar Merkezimiz bulunuyor. Biz bu yerleşke içerisindeki bütün kuruluşlarla programlarımızın ilgi alanlarına göre bir şekilde etkileşim ve işbirliği oluşturabiliyoruz aslında. Şöyle ki Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Merkezi'nde çalışan bizim dış ticaret uzmanı arkadaşlarımız var. Ve buradaki arkadaşlarımız iş dünyasına ithalat ya da ihracat yapmaya yeni başlayacak olanlarla birlikte. Zaten bu sürecin içerisinde olan, ihracat rakamlarını artırmak isteyen, kendine değer katmak isteyen firmalar onlara başvurdukları zaman bir hedef pazar araştırması, hedef müşteri araştırması gerçekleştiriyorlar. Onların belirlemiş oldukları sınırlar dahilinde hangi ülkede üretecekleri ya da satacakları ürünün gerçekten ihraç edebileceklerine dair analizler gerçekleştiriyorlar ve bunu bir rapor haline getirip şirketlere danışmanlık hizmeti sunuyorlar. Dış ticaret programı öğrencilerimizin buradaki temel avantajı iş yerinde gözle projesi kapsamında oradaki uzman arkadaşlarımızın yanında belirli günlerde bölüm hocalarımızın belirleyeceği zaman dilimlerinde bulunarak sürecin nasıl olduğunu görme şansı yakalayacaklar. Zaten zorunlu stajda bir evrak sürecine şahit oluyorlar. Az çok neyin nasıl olması gerektiğini görebiliyorlar. Buradaki dış ticaret merkezindeki arkadaşlarımızın avantajı ise yapmış oldukları stratejik analizlerin raporlanmasını ve hitap ettikleri kuruluşun ya da sektörün bunda hangi eksiklikleri olduğunu aslında sektöre atılmadan öğrencilerimiz belki de bir bilgi sahibi olabilecekler. Yani bizim dış ticaret programı öğrencilerimizin o yerleşkede olma sebeplerinden temeli bir bakıma dış ticaret merkezi.